Evet, ikinci ünite kazanın bir somut kanıtlardan yola çıkarak Anadolu Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. Soru 1. Frigler, Hititler, Urartular, Lidyalılar. Bunlar arkadaşlar Anadolu uygarlıkta olduğu için soru işaretiyle boş bırakan diyagramdaki yere B seçeneği Anadolu uygarlıkları yazabiliriz. Bunun için sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. İkinci sorumuz. Hititler İç Anadolu'da Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuş başkent Hattuşaş'tır. Hititler'de devleti askeri ve dini yetkiler olan kral yönetirdi. Hititler'de devlet yönetiminde önemli işlerin karara bağlandığı bir meclis bulunmaktaydı. Hititler'de çok tanrılı dine inanılırdı. Krallar tanrılara hesap vermek amacıyla Anadolu'da verilen yıldıklar tutturulardı. Verilen metinde Hititler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ilgili bilgi verilmemiştir? Yönetim şekli arkadaşlar Hititler'de devlet askeri ve dini yetkiler olan kral yönetirdi diyor. Var. Dini inanış arkadaşlar burada çok tanrılı bir inanış olduğu için B seçeneği vurgulanmış. Devletin merkezi Hattuşaş vurgulanmış. Ekonomik faaliyet, tarım, ticaret vurgusu var mı? Yok. Dolayısıyla D seçeneğine vurgu olmadığından D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, üçüncü sorumuz. Dünya tarihinde ilk kütüphaneyi kurdular. Ninova Kütüphanesi Asurlular. Anadolu'ya ticaret vasıtasıyla yazıyı getirdiler yine Asurlular. Özellikle verilen ilk çağ uygarlığı D seçeneği olduğu için sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü soru Hititler'de devleti askeri ve dini yetkileri olan kral yönetirdi. Kralın en önemli yardımcısı Tavanan adı verilen kraliçeydi. Tavanan kral ülkede bulunmadığı zamanlarda ülkenin yönetiminde sorumluydu. Hititler'de devlet yönetiminde önemli işlerin karara bağlandığı bir de meclis bulunmaktaydı. Bu meclise Pankuş adı verilirdi. Tabii ülke yönetiminde kralın en önemli yardımcısının Tavanan adı verilen kraliçe olması birinci öncülük doğrular. Pankuş adı verilen mecliste devlet işlerinin görüşülüp tartışılması farklı fikirlere önem verdiklerini gösterir. Kralların yalnızca siyasi yetkileri bulunmaktır. Tabi askeri ve dini yetkileri de var. Siyasi yetkilerin yanında askeri ve dini yetkiler olduğu için üçüncü öncülü yanlış. Bir ve ikinci öncülü doğru olduğundan C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Beşinci soru. Güneş kursu ilk madeni para verilen görsel ilk çağ uygarlıklarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Güneş kursu arkadaşlar Hititlerin amblemini ilk madeni parayı Lidyalılar bastırmış. Urartularla ilgili bir bilgi olmadığı için B seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Altıncı soru. Frigler geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlarlardı. Bu nedenle tarım ve hayvancılık korumak için oldukça sert kanunlar yapmışlardır. Friglerin çok tanrı bir din anlayışları vardı. Kibele, Friglerin en büyük toprak ve bereket tanrıçasıdır. Friglerin yaptığı fümla denen çengelde iğne günümüzde kullanılan çengelde iğnelerin tarihteki ilk örneği olarak kabul edilir. Metinde verilen bilgilere göre Frigler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ticaretle uğraşmışlardır. Burada vurgulanmış mı? Hayır. Yaşam tarzları, hazırlıkları kanunlara yansımışlardır. Tarımla ilgilendikleri için bu da hayvancılığı korumak için yasalara çıkartmışlar. Dolayısıyla yaşam tarzları kanunlara yansımıştır diyebiliriz. Hayvancılıkları ileri gitmeleri dokumacılığın gelişmesini sağlamıştır. Burada hayvancılıkla uğraşmaları dokumacılığı geliştiriyor arkadaşlar. Dini inançlarında ekonomik faaliyetlerin etkisi görülmektedir. Baktığımız zaman en büyük toprak ve bereket tanrıçasıdır. Kibele demiş. Şimdi bereket ve toprak tanrıçası tarımla uğraştıkları için Kibele adını alıyor. Ve bu da dini inançlarında tarımın etkili olduğunu gösterir. Ticaret önemli bir faktör. Burada vurgulanmış mı sevgili arkadaşlar? Dediğim gibi vurgulanmadığı için A seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Evet, yedinci sorumuz. Sümerler çivi yazısını icat ederek insanlık tarihine önemli katkılar sağladılar. Sümerlerin yazı icat etmesi günümüzde tarihin başlangıcı olarak kabul edilir. Günlük yaşantımızın önemli bir parçası olan tekerlek de Sümerler tarafından icat edilmiştir. Buna göre Sümerlerin yapmış oldukları buluşların alanlarından hangilerine öncelikli olarak katkı sağladığı söylenebilir. Tekerlek ulaşım alanına katkı sağlıyor. Yazı ile iletişim sağlandığı için iletişim alanına da katkı sağladığını söyleyebiliriz ama burada dini alanda bir etki söz konusu olmadığı için sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. 8. soru Lidyalılar parayı icat eden uygarlıktır. Tarihteki ilk ticaret yolu olan ve Efes'ten Mezopotamya'ya kadar uzanan kral yolunun bir kısmını da Lidyalılar inşa etmişlerdir. Lidyalıların yapmış olduğu bu faaliyetler tabi para bulunduğu için ticarette takas usulü sona eriyor. Doğu ile Batı arasındaki ticaret gelişiyor. Niye? Kral yolunu inşa ediyorlar. Efes'ten Mezopotamya. Mezopotamya Doğu, Efes, Batı olduğu için Doğu Batı ticareti gelişiyor. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevaptır.